Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 11 Haziran Cuma İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, İstanbul'da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altılımız olacak. 1. altılımızın başlangıç saati 17.15'te şartlı 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kumla start alacak. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet, burada ben tekrar kum piste geri dönen 4 nolu Erebus'tan bahsetmek istiyorum. O da Gökhan Yıldız'la ilk defa buluştu. Yaptığı son sentetik pistte 2000 metre kumunda Heman'la beraber de koşmuşlardı. Onu da geri planda bırakmasını bildi. Ben çok etkili bir koşu gelecektir diyorum. İlk şanslı safkanım olarak 4 nolu safkanımızı ben kuponumda ilk şansı ona vereceğim. İkinci atım burada yaban atılmayacak bir safkanımız var. Sürprize imza atabilir. O da 7 nolu safkanımız Burak Akçay'la start alıyor. Onun da İstanbul'da 2000 metre sentetikte ikinci, yine 2000 metre sentetikte bir altıncılığı var. Dereceye bakıldığı zaman çok çok iyi bir dereceye sahip. Kilo avantajı da 50-51 kiloyla da start alıyor. Sürprize imza atabilir. Ben bu iki safkanı 1-2 adım önde tutuyorum. 4 ve 3 nolu safkanları sizlere önereceğim sevgili dostlar. Yarın da kuponumda bu iki safkana yer vereceğim. Evet, ikinci koşumuz 1. beşlik ayağımızın da başlangıç ayağı olacak. Şartlı 3, 4 ve Kore Araplar 2100 metre çimle start alacak. 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, gruba bakıldığın zaman ben A3'den çok etkili bir koşu bekliyorum. Yaptığı son koşusunda dördüncülükte ayrılsa da pistten 1900'de. O zaman Tatavla'yla da beraber koşmuş aldı. İkincilikte ayrıldı Tatavla. Arkasında A3'o dördüncülükte kaldı. O zaman Tatavla'nın kilosu çok hafifti. 50 kilo. Şimdi kilo aldı. Tatavla nasıl bir koşu çıkar tabi ben geri planda bırakacağım. Arif Çoğu diyeceğim ben. İlk şansı ona vereceğim sevgili dostlar. İkinci atım 5 nolu Cevheri Zade diyeceğiz Hişman Çizik'le. Böyle son olarak da Sanay mutlaka kuponumuza şans vermemiz gereken bir safkanlardan biri. Yaptı İzmir pistinde de harika koşulları sahip. 2000'de kazandı. 1900'de Ankara'da 1900 çiminde güzel bir ikinciliğe sahip olan Mürsel Kayış'la da etkili bir koşu bekliyorum. Sıralamam 2, 5 ve 1 nolu safkanlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşumuz şartlı 4. 2 yaşlı İngilizler 1100 metre sentetik kumla start alacak. 5 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 7 plase ve 1. üçlük ayınımızın da başlangıç ayağı olacak. Evet, ilk startında Özcan Yıldırım'la iyi bir koşu çıkartarak virajdan sonra kafayı alıp kimseyle yanına yaklaştıramayarak foto önde geçmesini bildi. O da 2 nolu Ah İstanbul. Yine ben etkili bir koşu bekliyorum. İlk şansı ona vereceğim. İkinci atım 1 nolu Koca Çınar diyeceğim. Ferit Yardımcı ile 3. kez buluştu. O da sentetikte bir koşu gördü. 1000 metre sentetikte pistten 4.lükle ayrıldı ama dereceye bakıldığında gerçekten çok harika bir derece. Sonra Bursa pistinde, İstanbul pistinde yaptığı Çin performansları da göz ağrılı edilmeyecek kadar güzel. Biri de kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar. Yani 2 ve de 1 nolu safkanlar benim için bu koşu için yeterli olacak. Burada ilk defa start alacak olan 3, 4 nolu safkanımız olsun. Yani orijinal olarak da güzel. Hazırlıkları da iyi. İlk startında ben birazcık tereddüt ettim. Yani geri planda bıraktım. Bir koşu görsün. Gelebilir mi? Gelebilir. At ata her zaman geçiyor. Ama 2 ve 1 nolu safkanlar benim için yeterli olacak bu 3. koşu için sevgili dostlar. Evet, 4. koşumuz 2. altılık ayınımızda başlangıç ayağı. Handikap 16, 4 ve Kore İngilizler 2100 metre çimle start alacak. 4. koşu gerçekten yani 2. altılık ayınımıza yönelen arkadaşlar, ilk ayağımız çok zorlu bir koşuyla start alacak. Stil olarak birbirlerine benzeyen safkanlarımızın hepsi bir arada. Çok rolanti gidecek bir koşu bizleri bekliyor. Son viraja doğru gelindiğinde o kadar yani süratli gidecek ki koşu. Yani neredeyse fotoda bitecek bir koşu olarak gözlemliyorum ben.
Bu mesafede çok etkili koşan 2100, 1900, 2400 mesafeyi kazanarak iyi koşular çıkartan safkanlarımızın bir arada olduğu bir koşu. Ben burada hiç riske almayacağım sevgili dostlar. Yarın kuponumda hepsi olarak yazma taraftarıyım. İkinci altılık ayağımız tam bir bombalık bir ayak. İlk ayağımız sevgili dostlar. Evet, 5. koşumuz bir maylen koşusu. 3 yaşlar atlar 1300 metre sentetik kumla start alacak. 14 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, ben burada iki nolu deli duman diyeceğim. Müslüm Çelik'le ilk defa buluştu. Yaptı ilk koşusunda sentetikte, onu söylüyorum sevgili dostlar. 1200 metre sentetikte harika bir koşu sergiledi. Pistten dördüncülükte ayrıldı. Bu bizi aldatmasın, derece olarak harika bir dereceye sahip olan bir safkanız. Ben deli duman deyip kenara çekileceğim sevgili dostlar. Ben kazanmasını bekliyorum Müslüm Çelik'te. Benim yarın 5. koşuda bankom olacak. Selkurt'a geldiğimiz zaman Mehmet Kaya'yla bir yarış gördü. İlk koşusunda üçüncülükte ayrıldı. Altuna Ömer Hat, Ferit Yardımcı ile tekrar buluştu. Onun da etkili koşuları var. Bir kulvar çekmiş. Önlerde yerini alabilir ama onun oğlu safkanız büyük ihtimalle kafaya o biraz daha seri ilk koşusunda gerçekten çok seri bir çıkış yaparak kafaya almıştı. Arkasına Ömer At yatabilir. Ama ben Deli Duman'dan çok etkili bir koşu bekliyorum. Yarın kuponumda banko olarak değerlendireceğim. Güvenmeyen arkadaşlar Altınolu Ömer At. Sadece bir safkan söyleyebilirim. O da Ferit Yardımcı Altınolu safkanımızda değerlendirebilirsiniz. Ben de ikili de deneyeceğim burada. 2-6-2-6 da girerek bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar 5. koşuda. Evet, 6. koşumuz 1. altılık ayarımızın da son ayağı Münir Köseoğlu koşusu olacak. 4 yukarı İngilizler 1900 metre çimle 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Geçen yarışında da hatta sizlere çok ön planda önerdiğim bir safkandı. Burada Doğukanlı olsun, Rempert olsun, Kortkavada olsun, yani 5 yolu safkanı, bunları da geri planda bırakmasını bildi. Yani gördü 4 çimi de harika koşular çıkartarak kazanan 2 not Trivi Font'un yine benim ön planda tuttuğum safkan olacak. Kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Yani bankoda denenebilecek bir safkanımız. Bu sefer rövanşı almaya çalışacak Doğukanlı'nı, 5 nolu ve 6 nolu Rempeş de bunlara karşılık vermeye çalışacak. Bakalım nasıl bir sürü. Ama ben yine Trevi Font'un çok çok ön planda tutuyorum. İlk şansı ona vereceğim. Rakip arayan arkadaşlara tabii ki 5, 6 ve 1 nolu safkanlar da devreye girebilir. Trevi Font'una güvenen arkadaşlar tek de bırakabilir. 1. altılık ayağımızın son ayağında benim önceliğim 2, sonra 5, 6 ve 1 nolu safkanlara şans vereceğim. Evet, 7. koşumuz handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik kumla start alıyor. 2. üçlük ayağımızın da başlangıç ayağı olacak. 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada bakıldığında 7 nolu safkanımız önlerde, yani stil olarak birbirlerine de çok benziyorlar. 7 büyük ihtimalle Furkan Yüksel'e kaçıp bitirmeye çalışacak. 2 nolu Raul arkasına, 1 nolu safkanımız, 4 nolu safkanımız arkalarına yatacak. Kinkova ona keza sevgili dostlar. Yani ben burada 4 safkanı ön tarafta tuttum. 1 nolu Zibidi diyeceğim Vedat Abiş'te. 2. atım 4 nolu Miss Wolves diyeceğiz Hişman Çizik'le. 3. atım 8 nolu Kinkova mutlaka ve mutlaka yazalım. Kilosu da müsait Müslüm Çelik'le. 2. kez buluştu, son koşusunu uzun mesafede kazanan 2100'de. Ben etkili bir koşu Kinkova'dan yine gelecektir. Ve son olarak da 3 nolu Big Prez diyeceğiz Gökhan Kocakaya'yla. Sıralamamız 1, 4, 8 ve 3 nolu safkanlara şans vereceğim 7. koşuda. Evet, 8. koşumuz handikap 14. 4 yaşlı Araplar 2100 metre kumla start alacak. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 5 nolu Gülbaba, 9 nolu Gölge Kral ekür olarak start alacaklar. Evet, ben bu 8. koşuda yarın banko olarak kuponumda bırakacağım. Yani burada Akkuş Bey diyeceğim. Kaan Can Gökçe ile bir kere start alıp onu da
kazanma başarısı gösterdi. Uzun da harika koşuyor sevgili dostlar. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Yarın bir nolu Akkuş Bey benim bankom olarak kuponumda yer vereceğim 8. koşuda. Evet, 9. koşumuz bir maylen koşusu. 3 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik kumla start alacak. 14 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, gruba şöyle bakıldığınız zaman Halis Karataş tercihim artık, yetkilileri Halis Karataş'ta mı tercih ettirmişler onu bilemeyeceğiz. 13 numaralı Rüzgar'ın kızı çok çok ön planda, yani kazanma çok yakın görünse de ben burada rakip yazacağım sevgili dostlar. Rakip yazacağım, yani fazla lafı uzatmayayım. 13 numaralı Rüzgar'ın kızınla başlayacağız. Derece olarak bakıldığında iyi derecelere sahip. Hep ikinci gitti. Burada 3 nolu Safkan'ımızla beraber koştu. Onu da geçme başarısı gösterdi. Ben rakip olarak yine 3'ten bahsedeceğim. 3'ü de kuponumda şans vereceğim. Sonradan 11 nolu Evelina diyeceğim. Ekürler 14 nolu Safkan'ımıza da ekürü. Adem Aslan'la ilk defa buluştu. Sentere'ye çıkacak. İkinci oldu. Çimini tekrar izledim. Harika bir dereceye de sahip. Pistten ikincilik de ayrıldı. Çok etkili bir koşu gelecektir. 11'de kuponumda şans vereceğim. Sonra 12 nolu Gelibolu Sevdası İşman'la buluştu. Mutlaka değerlendirelim. Ve de ilk koşusunda pistten dördüncülük de ayrılan Ferit Yardımcı ilk defa start alacak. Zaten kendi safkanları yanlış hatırlamı kaçar. Veysi'yi de kuponumuza şans vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. Sıralamam 13, 3, 11, 12 ve 6 nolu safkanlardan yana kullanacağım. İkinci altılık ayarımızın da son ayında. Evet, Bursa'dan aktaracağım İstanbul şablonum buydu sevgili dostlar. 2 altılık ile sizlere yorumladım. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.